Merhabalar. Öncelikle Alba Box'a bu ürünü temin ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bir süredir bende, yaklaşık bir aydır falan sanırım, bir sürü video çekeceğim. Çok detaylı, işte yokuş testi, maksimum menzil testi, hepsini yapacağız. Şimdi bugün ilk bakış videosu çekeceğiz. Öncelikle fiyatından bahsetmek istiyorum. 9000 liralık bir fiyatı var. Şimdi 9000 pahalı mı? Bence değil. Neden? Bugün Dahon'lara baktığımızda Dahon Mu serisi 7200 liralık bir fiyatla geliyor. Ve üzerinde disk fren yok, elektrik desteği yok, artı önde amortisör yok. Dahon'la kıyasladığımız zaman bence fiyat gayet uygun. Neden Dahon'la kıyaslıyorum? Dahon kullananlar bilir. Dahon daha üstü Brompton, daha az yer kaplaması ve daha hafif olması açısından. Sonra da alt modeller geliyor. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Evet, şimdi önce tasarımdan başlayacak olursak, tasarım benim gayet hoşuma gidiyor. Rengi olsun. Şöyle şurada logoları güzel bir kontrast sağlıyor. Yine burada kabloların kadronun içinden geçmesi benim gayet hoşuma giden detaylardan. Şimdi şuradan başlayacak olursak Tektro disk frenleri görüyoruz. Hidrolik olsaydı daha güzel olurdu ama bu sefer de tabii ki ne olacak? Fiyat artacak. Lastiklerimiz Kenda'nın zırhlı lastikleri, gayet güzel. Şurada Velgo'nun, yine Dahon'larda da bu var, katlanabilen pedallarını görüyoruz. Şurada bataryamız kadronun içine gömülmüş. Gayet güzel. Ön kısımda manezyum malzemeden üretilmiş maşayı görüyoruz. Zoom marka bir maşa. Nedir peki manezyumun olayı? Manezyum alüminyumdan %35, çelikten ise %78 daha hafif bir metaldir. Bunun sonucunda manezyum ve alaşımları hafifliğin önem arz ettiği kara ve hava taşıtlarında kullanılmaktadır. BMW'nin R6 adını verdikleri motorda krank kutusu, kam kapağı alüminyum alaşımlı manezyumdan imal edilmiş olup emsal motorlara göre 10 kilogram daha hafiflik sağlamaktadır. Yine B36 bombardıman uçağı toplam 8.6 ton ağırlığında olup yaklaşık 3,4 ton manezyum alaşımlarından oluşmaktadır. Eğer manezyum yerine alüminyum kullanılmış olsaydı 4,5 tonluk bir ağırlık oluşturacaktı. Şimdi aksesuarlardan bahsedecek olursak, bisiklet full aksesuarla geliyor. Arkada çamurluk ve bagajı görüyoruz. Önde de yine çamurluk var. Ekstradan arka ve ön lambamız var. LED, bunlar gücünü aküden alıyorlar. Nasıl yandıklarını da birazdan gece göstereceğim size. Şimdi aksesuarlardan bahsedecek olursak, belki basit gibi gelebilir ama hepsini parça parça aldığınızda hem döviz kuruyla da ilgili yüksek fiyatlar çıkıyor ortaya, hem de bisikletle uyum sağlamıyor ve de estetik olarak güzel görünmüyor. O yüzden bisikletin üzerinde gelmesi gayet güzel. Sonradan almak biraz daha pahalıya geliyor diyebilirim. Şimdi seleden bahsedecek olursak, selemiz gayet güzel, geniş. Birçok kişi bisikletini aldıktan sonra eğer alışkın değilse daha geniş bir sele tercih ediyor. Şurada da güzel bir tutamak görüyoruz. Bu da bisikleti kaldırımlardan elimizde taşıyacaksak gayet güzel işe yarıyor. Arka vites olarak Shimano alt üst kullanılmış. Önde de bayağı büyük bir ayna kol var. 46'lık olduğunu düşünüyorum. Şu an saymadım. Vites aralığı gayet güzel, gayet geniş.
Arkada Bafang 250'lik motoru görüyoruz. Az önce göstermiştim. Bataryamız da burada. Şimdi diğer videoda da bahsetmiştik, Caner'in videosunda denge konusu. Şimdi motorun belli bir ağırlığı var, gördüğünüz gibi arka göbekte. Bataryayı da ön kısma yerleştirmişler. Tasarım olarak dediğim gibi kadronun içine gömülü. Ve bu şekilde ağırlık dengesi çok güzel ortaya çıkmış. Bisikleti kullandığınızda aslında gayet dengeli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu da ekstradan konfor sağlıyor. Aslında bu elektrikli araçlarda da aynı şekilde bataryalar alt kısma konumlandırıldığı için, özellikle Tesla'da da var bu, çok daha konforlu oluyor ve de arabanın yol tutuşu artıyor. Tabii ki bisiklette de bu konu böyle. Ne kadar dengeli olursa batarya ve motorun yerleri, o kadar konforlu bir sürüş sağlıyor bize. Evet, şimdi yeri gelmişken akünün de nasıl söküldüğünü göstereyim. Şöyle iki tane anahtarımız var. Bir tanesi yedek. Anahtarımızı takıyoruz. Anahtarımızı taktık. Sağa doğru çevirdiğimizde çok basit bir şekilde şöyle pıt diye atıyor. Gördüğünüz gibi akümüz 2.3 kilo ağırlığında, gayet güzel taşınabilir bir akü. Yani laptop aküsü gibi düşünebilirsiniz. Laptop şarjı gibi. Bunu tabii ki evimize götürüp evde şarj edebiliyoruz. Hiçbir şekilde bisikleti eve çıkarmamıza gerek yok. Bu arada üzerinde çok güzel bir detay var, onu göstereyim size. Şimdi bu üzerindeki tuşa bastığımızda bakın bataryanın dolu olduğunu gösteriyor. Aslında bu Duracell'in rechargeable pillerini hatırlattı bana. Yani evinizde birden fazla batarya olabilir. Hangisi doluydu, hangisi boştu diye hiç şarja takmadan, bisiklete de takmadan, zaten şarj aletinin üzerinde de gösteriyor bunu. Buradan bataryasının dolu olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Şöyle pıt diye yerine oturtuyoruz. Şöyle de kilitlediğimiz zaman bu şekilde gayet basit. Anahtarımızı cebimize atalım. Evet, şimdi bir de gece nasıl göründüğünü göstereceğim size. Farlar yeterince güzel aydınlatıyor mu? Şimdi gece olsun. Evet, bir de gece göstermek istiyorum size. Işıkları kapattık. Şimdi önce ekranımızı bir açıyoruz. Basalım. Açılsın. Şimdi şurada bakın artı düğmesi var. Buna basılı tutuyorum 3 saniye. Evet, farlarımız yandı. Şöyle bisikletimiz gece bu şekilde görünüyor. Şöyle led farlarımız, gördüğünüz gibi gayet güzel aydınlatıyor. Şimdi ilk bisiklete bindiğim zaman bu far biraz yukarıdaydı. Şöyleydi. Aydınlatma kötü mü acaba derken sonradan çözdüm. Şöyle biraz aşağıya indirince gayet güzel. Şöyle göstereyim. LED aydınlatmamız var. Arka lambaya da bakacak olursak o da yine LED, gayet güzel aydınlatıyor. Şöyle, yani bisikletimizin güvenlik açısından hiçbir problemi yok. Zaten tekerleklerde kedi gözleri de var. Trafikte görünür olmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle aydınlattığı yeri de çekeyim. Evet, gece hali de bu. Merak edenler için göstermiş olalım. Şöyle ekranımız, bakın şurada da ufak bir logo var. Bu da farların yandığını gösteriyor. Tekrar kapatmak için yine artıya basmak yeterli. Tekrar açalım. Gayet güzel. Ekranı kapatınca farlar da zaten otomatikman kapanıyor. Evet, şimdi tekrardan ışıkları açalım ve gündüze geçelim. Şimdi bisikletin ağırlığı 22 kilogram ama dediğim gibi gayet dengeli olduğu için
bisikleti elektrik desteksiz de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi aküden bahsetmişken şundan da bahsedelim. Birçok kişi bununla ilgili soru soruyordu bana. Bisikletin elektrik aksamı işte su geçiriyor mu falan diye soranlar oldu. Kesinlikle geçirmiyor. Ben aşırı yağmurlu bir günde 30 kilometre yaptım bu bisikletle. Artı bisikletin her tarafı çamur oldu ve de petrole götürdüm. Köpükle, tazyikli suyla yıkadım. Hiçbir şekilde herhangi bir sorun olmadı. Zaten IP57 sertifikası var bu konuda, biliyorsunuz. Telefonlarda IP68 oluyor. İşte suyun içine atıyorsunuz. Belli bir süre suda kalıyor falan. Bunda da IP57 sertifikası var. O konuda da bir problem yok. Şimdi şu kısımda yine kadronun sağlamlaştırılması için yapılmış ama bisikleti taşırken tam bu denge noktasından tuttuğumuzda gayet kolay bir şekilde taşındığını söyleyebilirim. Şimdi gidona geldiğimizde Zoom'un frenlerini görüyoruz. Bu arada Maşa'da Zoom ve gayet güzel darbeleri güzel bir şekilde emiyor. Şimdi Maşa'dan detaylı inceleme videosunda bahsedeceğim ama Maşa amortisör diyelim ya da gayet güzel çalışıyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntınız olmuyor. Kendi bisikletimle mesela geçmediğim parke taşlı yollarda sorunsuz geçtim. En ufak bir problem yok. Yani Maşa ile ilgili bir şey aklınıza gelmiyor. En son bisikletten indiğiniz zaman burada amortisör varmış diye görüyorsunuz. Onun dışında aklınıza gelmiyor. Göstermelik değil. Gayet işlevsel bir Maşa olmuş. Şöyle örümceğimiz de incelemiş olalım. Burada çok güzel düşünülmüş bir zilimiz var. Tam bir inovasyon ürünü. Aslında yani bisiklet full aksesuar. Zil almanıza bile gerek yok. Hepsi bisikletle birlikte geliyor. Burada tabii ki fren kollarımız alüminyum. Bakın şurada çok güzel bir detay var. Şu kısmı plastik yapmışlar. Bu ne işe yarıyor? Alüminyum soğuk havalarda soğuduğu için şu frenleri sıktığınız kısım plastik. Hiçbir şekilde soğumuyor. Eğer eldivensiz kullanıyorsanız da ellerinizin üşümesini engellemiş oluyor. Şurada gidon yüksekliği ayarı koymuşlar. Gayet güzel. Şimdi artık yeni Dahonlarda da var sanıyorum. Eskiden yoktu. Brampton'larda hala yok. Birçok kişi, özellikle uzun boylu kişiler bana bununla ilgili soru sormuştu. Boyum çok uzun, ne yapabilirim diye. Artık bu sorun ortadan kalkmış. Gayet güzel. Şimdi elciklerden de bahsedecek olursak, elcikler gayet rahat, yumuşak. Şöyle gördüğünüz gibi yassı bir yapısı var. Elinizin içini tamamen dolduruyor. Gayet rahat. Yani hep eldivensiz kullandım. Yine de bir problem olmadı. Altus viteslerimiz, vites aralığı gayet geniş. Şimdi şuradan da bahsedecek olursam, vites ayarı biraz bozuktu, hiç problem değil. Bakın şurada vites ayarımız var. Bunu birkaç tur çevirdim ve vitesim sorunsuz bir şekilde ayarlandı. Hiçbir problem yok. Şimdi ekranımızı açalım. Bir kere kısa basıyoruz. Tam güneş altındayız şimdi. Yine de güzel görünüyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi toplam kilometre, ben aldığımda 0 kilometreydi. Tamamını ben yaptım. Sırf size daha detaylı video çekebilmek için. Buradaki de sıfırlanabilen menzil. Bu arada menzilli göstermişken menzilden bahsedelim. Fabrika verisi 50 ila 70 kilometre diyor ama ben 100'ün üzerine çıkabileceğimi düşünüyorum. Neden? Çünkü bisiklet dengeli ve hafif olduğu için, hafif derken elektrikli modellere göre hafif olduğu için, ben genelde düz yolda hiç elektrik desteğine ihtiyaç duymuyorum. O yüzden menzili sıfırlayıp başka bir videoda maksimum menzili deneyeceğim. Bakalım ne kadar olacak? Ben 100'ün üzerine çıkabileceğimi düşünüyorum. Menzil videosu da yapacağız. Büyük ihtimal Yalova tarafına giderim. Yine yokuş da ekleriz. Termale falan çıkarım. Bakalım toplamda
bana ne kadar menzil verecek? Tabii ki yine burada da kilomu söyleyeyim. Şu anda 96 kiloyum. Yani hayatımın en ağır dönemindeyim. Kilo verdiğim zaman ne olacak? Menzil de kendiliğinden artacak. Yani şöyle kıyaslayabilirsiniz. Yine yokuş testinde de bunu yapın. Beni bu mesafe götürüyorsa kendi kilonuza göre kıyaslayın. Sizi çok daha uzun mesafe götürecektir diye düşünüyorum. El gazımız gayet güzel, işlevsel. Gördüğünüz gibi şu an kademe 1'de bunu sıfıra alıp sadece kilometre ekranını da görebiliriz. İllaki elektrik desteği kullanmamıza gerek yok. Kablolar içten geçtiğini söylemiştik. Bu kısımda da kabloları gayet güzel bir şekilde sarmışlar. O da güzel, estetik duruyor. Şimdi bisikleti sürekli Dahon'la kıyaslıyorum. Neden? Çünkü kalitesi o seviyede bir bisikletle birebir aynı. Diğer modelleri kullanmadığım için Törn'ün de yine aynı kalitede olduğunu söylüyorlar. Onları kullanmadığım için bir kıyaslama yapamayacağım. Şimdi katlanma olayından bahsedelim. Bu arada şu ayaklığın konumu da gayet güzel. Mesela arkada dengeli duruyor. Şöyle yapalım. Mesela bisikleti bir yerden bir yere çekeceğimiz zaman pedal hiçbir şekilde ayaklığa değmiyor. Eğer ayaklığa değseydi tekrardan ayaklığı kapatıp öyle hareket ettirmemiz gerekecekti. Şimdi bir katlayalım. Önce ayaklığımızdan başlayalım. Sonra pedallarımızı, Velgo pedallar yine alanında güzel. Şöyle pedallarımızı katladık. Gidonumuzu katlayacağız. Bu arada yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi, biz sürüş esnasında bisiklet herhangi bir şekilde katlanır mı ya da buralardan açılır mı gibi. Gördüğünüz gibi her bağlantıda şöyle kilitler var. Açılma şansı yok. Önce kilidi açıyorsunuz, sonra mekanizma açılıyor. Bu konuda hiçbir problem yok. Şöyle gidonumuzu indiriyoruz. Bu arada gidonu da şöyle çevirebilirdik. Aslında da onlarda yapıyorduk bunu ama gerek yok. Bu şekilde de yine arabaya sığdığı için herhangi bir problem yok. Gidonumuzu katladık. Seleyi de indiriyoruz. Şu anda onu da indirmiyorum çünkü ihtiyaç yok. Tekrardan kendi boyumu ayarlamamak için. Şöyle bakın, yine bu kısımda da kilit görüyorsunuz. Emniyet kilidi gayet güzel. Bu kilidi açmadan bisikleti hiçbir şekilde katlayamıyorsunuz. Şöyle kilidimizi açtık. Şöyle basit bir şekilde. Evet, basit bir şekilde katlıyoruz. Zaten diğer videoda arabama sorunsuz sığdığını size göstermiştim. Seleyi indirmem yeterli oldu. Şimdi şu kısımda bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Dahon'larda bildiğiniz gibi bazı modellerde de var. Şu kısımda mıknatıslar var. Bisiklet kapandığı zaman mıknatıslardan yapışıyor, birbirini tutuyor. Şimdi Fold 2 modelinde de var bu özellik ama ben 2 yıla yakın Dahon kullanan biri olarak şunu söylemeliyim. Mıknatıslar tutuyor, tamam, sabit durduğu zaman bir problem yok ama toplu taşımaya koyduğunuz zaman sallantıdan mıknatıslar çok çabuk bir şekilde kendini bırakıyor. Yani teoride güzel düşünülmüş ama pratikte pek bir işe yaramadığını söyleyebilirim. Bu modelde yok, Fold 2'de var. Tekrardan açalım. Normal katladığınızda, yani açtığınızda aslında emniyet kilitleri kendiliğinden kilitleniyor. Şimdi yine en çok gelen sorulardan bir tanesi, tabii ki bisiklet katlanabilir olduğu için çok farklı hareket mekanizmaları var. Yani bunlar yüksek hızlarda açılıyor mu şeklinde. Ben 50'nin üzerinde, şu an tam hatırlamıyorum, çok dik bir yokuştan indim. Hem lastikler hem de bisikletin kadrosu herhangi bir güvensizlik yaşatmadı bana. Tabii ki belli hızlarda çok sarsıntı olursa güvensiz hissedebiliyorsunuz. Aslında kaza riski de oluyor. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Yine burada çekmiştik. Yadea'nın modelinde kısa sürüş yaptığım halde her bir parçasının ayrı oynadığını söyleyebilirim. Bu arada yine en çok gelen sorulardan bir tanesi, yedek parça ile ilgili. Yine Yadea'da
kullanıcı arkadaşım bahsetmişti Koray. Şarj kablosunu uzun süredir bulamadım falan diye. Bunda öyle bir problem yok. Her bir parçasını Alba Bikes'la kontak kurup temin edebiliyorsunuz. Yedek parça konusunda da sıkıntı yok. Şimdi şarj süresinden de bahsedecek olursak 4 saatte şarj oluyor. Full tam şarj oluyor. Tabii ki onu da yine opsiyonel olduğunu diğer videoda bahsetmiştik. Bunda da yine daha hızlı bir şarj cihazı alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu kadro yapısını hiç bozmadan daha yüksek menzil sağlayan pille de satın alabiliyorsunuz. O konuda da bir problem yok. Ekran bir süre beklediğinde, yani bisiklet aslında bekleme modundayken diyelim, bir yere koydunuz. Ekran ve farlar kendiliğinden kapanıyor. Yani bisikletin ekranını açık unuttum, farları açık unuttum, şarjım biter mi falan diye düşünmeyin. Belli bir süre bekledikten sonra eğer hareketsiz olduğunu algılarsa kendiliğinden hem farları hem ekranı kapatıyor. Bu arada güzel bir bilgi daha vereyim. Bisikleti kullanıyorsunuz, şarjınız tamamen bitti, normal pedal çevirmeye karar verdiniz. Ekran her zaman açık, o konuda sıkıntı yok. Yani ekran kapanmıyor şarjınız bitse bile. Yine farlar da açık kalıyor. Bu da güzel bir özellik. Şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Uzak bir yola gittim, karanlık, şarjım bitti, lambalarım da sönecek mi diye düşünmeyin. Şarjınız tamamen bitse bile normal pedallamaya devam ediyorsunuz. Bu sırada kilometre saatiniz ve farlarınız açık kalıyor. Bu da yine güzel bir özellik. İyi düşünülmüş. Evet, bu videonun başında da bahsettiğim gibi gözlüğümü de almayı unutmuşum. Ne biçim güneş var. İlk bakış videosu, maksimum menzil denemesi yapacağım ve yokuş testi artı detaylı inceleme videosunu da, bu zamana kadar edindiğim tecrübeleri de yine ayrı bir videoda size aktaracağım. Amacım bu bisikleti merak edenler, gerçekten almak isteyen herkes merak ettiği her şeyin cevabını bulsun istiyorum. Sorularınızı yine bu videonun altına yazın. Bir sonraki videoda hepsini okuyup detaylı cevaplamış olurum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.